Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Mia ve Leo'ya yapmış olduğum bakımları göstermek istiyorum. Öncelikle banyoyla başlıyoruz. Bolca ıslanıyoruz. Islanma sonrasında ise görmüş olduğunuz gibi bir kovaya bol bol su koyup üstüne de şampuan ekliyorum. Şampuan bir köpek şampuanı Pete Esti markası. Eğer merak ediyorsanız aşağıdaki kutucuğa yazacağım. Daha sonrasında görmüş olduğunuz gibi gözlerindeki çapakları ekstra olan kirleri arındırmaya çalışıyorum. Suyu bol bol kullanıyorum çünkü onlar yumuşuyor ve daha rahat bir şekilde çıkıyor. Kulaklarına su gelmemesine çok dikkat ediyorum. Eğer sizler de köpeğinizde çapak problemi yaşıyorsanız suni gözyaşı damlası ya da veterinerinize danışıp ondan bir ilaç yazmasını rica edebilirsiniz. Bu tarz çapak problemleri kedilerde ya da köpeklerde genellikle rüzgara maruz kaldıklarında meydana geliyor. O yüzden fazla rüzgarda kalmasına özen gösterin lütfen. Bir havlu yardımıyla fazla ıslaklıklarını alıyorum. Ama kesinlikle tamamen kurutmuyorum. Çünkü kendi kendilerini kurutma çabalarıyla zaten daha mutlu oluyorlar. Enerjilerini harcıyorlar. Bu şekilde daha e, açıkçası onların istediği şekilde onlara rahatlık sağlıyorum. Kurulana dursun. Şimdi sırada niye var. Özellikle suyu ayarlarken çok dikkat ve çok özen gösteriyorum. Çünkü ılık bir suyla yıkamak, Onları daha mutlu ediyor. Soğuk su kesinlikle asla sıcaksa hiç düşünmeyin bile. Ilık en güzeli. Mia'nın işi çabuk bitiyor ve daha sonrasında hemen onu kurulamaya alıyorum. Zaten görmüş olduğunuz gibi o da kendi kendini kurulamayı tercih ediyor. En sevdiği şey ise benim yatağımı dağıtmaktır aslında Mia'nın. Bütün yastıkları birbirine kattı şimdi. Şimdi de gelin sizlerle neler kullanacağıma geçelim. Bu bir parfüm, köpek parfümü. Bu da Tangle Teaser tarak. Daha sonrasında tokalar, kulak çubukları ve onların kulağına uyguladığım bir adet kreterinerimizin verdiği. Her şeyi yaparken onlara öpücük veriyorum. Belki görmüşsünüzdür. Onlar da aynı şekilde bana geri dönüyor. Bu karşılıklı güvendiğimizi gösteriyor birbirimize. Kulak çubuğuyla kulaklarını temizledikten sonra da saçlarını Taramaya devam ediyorum. Bunun için Tangle Teaser'ı kullanıyorum ilk başta. Çünkü gerçekten çok iyi bir şekilde saçlarını açıyor. Gördüğünüz gibi saçları biraz uzun. Bizim gibi çok ince telli. Düzgün bir şekilde davranması gerekiyor. Özen gösterilmesi gerekiyor. O yüzden Tangle Teaser en iyi tarak onlar için. Saçı bittikten sonra patilerini, göğsündeki tüylerini ve kuyruğunu da ihmal etmiyorum. Her yeri özenle tarıyorum. Genellikle köpekler ya da kediler bu tarz taranmadan rahatsız olurlar. Bunun sebebi küçüklükten beri alıştırılmadığıdır. Ben Mia'yı ve Leo'yu Küçüklüklerinden beri taramaya alıştırdım. Saç toplamaya da alıştırdım. O yüzden bu şekilde uslu, uslu duruyorlar. Köpek parfümünü Tangle Teaser tarağa sürdüm ve daha sonrasında tüylerini uyguladım. Bunu bizler de yapıyoruz aslında. Tarağımıza parfümümüzü uygulayıp daha sonrasında saçımıza sürüyoruz. Bu aslında parfümün en kalıcı olması için bir etken bir çözüm yolu. Şimdi sıra saçları toplamakta. Bunun için ince dişli bir fırça yardımıyla saçlarını ortadan ikiye ayırıyorum. Daha sonrasında da çocuk tokasıyla, evet yanlış duymadınız hatta bebek tokasıyla saçlarını topluyorum. Bunlar onlara ağır gelmediği için çok seviyorlar bu takaları. Leo'yla bütün bakımımız bu şekildeydi. Daha farklı yağlar da uyguluyorum ama onları bugün yapmadım. Onları ayrıntılı olarak isterseniz paylaşabilirim. Şimdi sırada Mia var. Mia da Leo'dan farklı yapacağım tek şey kulağına daha önce göstermiş olduğum kremi uygulamak. Mia'nın kulağında doğuşundan beri bir kuruluk problemi var. O yüzden devamlı nemlendirilmesi gerekiyor. Aynı şekilde derisi de çok kuru. Onun için de bir ilaç kullanıyorum. Düzenli olarak nemlendirici sürüyorum. Hatta güneşe çıktığında bile deri döküntüsü oluyor. Bunun için de güneş koruyucu kullanıyoruz Mia için. Diyeceğim o ki bebek gibi bakılıyor onlara. Sizler de eğer bu şekilde bakabileceğinizi düşünüyorsanız sahiplenin lütfen bir kap mama, bir kap su, bir yatacak yer ya da battaniye onlar için çok büyük bir şey. Lütfen bunları ihmal etmeyin. Biz sokaktaki arkadaşlarımız için de elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de yapın lütfen. Umarız yaptığımız bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Patili dostlarımıza bizden selamlar.